love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some... Merhaba kaptanlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Sovyetlerin 10. seviye Kremlin zırhlısıyla 3 farklı haritada, 4 farklı senaryoda yaptığım 4 adet gameplay videosu paylaşacağım. Birinci olarak komşular haritasında üçlü Tiyanevi kaptanlığıyla ekip olarak mücadele ettiğim bir savaşta önce düşman gemileri harita dışına doğru çektiğimi ve son 2 dakikada alanlar alıp savaşı nasıl çevirdiğimize tanık olacaksınız. İkinci olarak Karadeniz haritasında üçlü alanlı durumlarda korkmadan nasıl oynanması gerektiğini size göstermek istedim. Üçüncü olarak kafes haritasında Türk düşmanlığına ünlenmiş, sürekli Türkleri ve Müslümanlara aşağılayıcı sözler resimler paylaşan, eski Nicky Russian Beer olan, şimdi korkakça oyun tarzı videolarımda ifşa olmuş, bu yüzden Nicky'ni değiştirmek zorunda kalan Forum Fear olarak oyunu oynayan elemanın üçlü takımının nasıl rezil ettiğimize şahit olacaksınız. Kendisi oyunu çok iyi bildiğini düşünen bu beyin özürlü adam sadece uçak gemileri oynayabilir. Sağ üst köşede şu an çıkan linkten oynamayı bilmeyen korkak tarzını izleyebilirsiniz. Dördüncü olarak kafes haritasında üçlü ekip olarak Katok filosundan üçlü ekibe karşı sert ama üstün olduğumuz bir savaşı izleyeceksiniz. Kremlin'i tanklama nasıl yapılır, kafes haritası alanına hiç çıkmadan nasıl mücadele edileceğini tecrübe edeceksiniz değerli kaptanlar. Bu savaşlarda direkt anlatım yapmasam bile arada önemli noktaları size açıklayacağım. Düşünce ve hareket tarzımı daha rahat anlayacaksınız. Böylece hem Kremlin zırhlısıyla nasıl oynanmasını öğrenirken aynı zamanda Yamato ve Grover Körfez zırhlı için de sizlere referans olacaktır. Wolf Blitz oyunda çok ilgi görmeyen ve hak ettiği değeri bulamayan Kremlin zırhlısı aslında Japonların Yamato zırhlısıyla çok benzer özelliklere sahiptir. Kremlin'in en güçlü özellikleri. Birinci olarak sahip olduğu 9 adet ana top namlusuyla 12,5-13 km ve daha uzak mesafelerde Japonların Yamato zırhlısından sonra en güçlü gemidir. AP mermilerin düşman gemilerinin zırhlarını parçalama gücü Almanların Gruber Körfez zırhlısından sonra en iyisidir. Köşk hasarı verme oranı çok yüksektir. İkinci olarak ana mermi dağılımı gerçekten çok az olup sahip olduğu hassas nişanlama fonksiyonuyla beraber mesafe tanımaksızın çok isabetli atışların yapılması oldukça kolaydır. Zayıf yanları ise birinci olarak ana topların tekrar dolum süresi 24 saniyedir. Eğer isabetli ve köşk hasarlı atışlar yapılamaması durumunda yakın dogfightlarda yani 10 km atlı mesafelerde zayıf kalmaktadır. İkinci olarak 28 knot maksimum hızıyla yavaş bir zırhlı olmamasına rağmen manevra gücü ve ivmelenmesi çok ağır olması sebebiyle stabil veya çok hareketli tarzda oynanması durumunda yakın mesafelerden torpido atmayı tercih eden Murupi'ye karşı çaresiz kalabilmektedir. Kremlin oynarken ne Vermont ve Yamato kadar stabil ne de Republic zırhlısı kadar hareketli oynamamalısınız. Haydi kapışalım. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Capture area C. Komşular haritası 3 alanlı olduğu için eğer zırhlarla oynuyorsanız
Savaşın başında haritanın çok köşelerine gitmeyin. Alanların arasında düşman gemilerinin gözükmesine kadar dikkatlice konumlanmaya çalışın. Target spotted. Precise aim activated. Our team captured the area. Hafif hafif Tornistan giderek Bot Ibuki'ye hasar verirken C alanında Iowa'nın bana doğru gelmesini kontrol ediyorum. Dikkat ederseniz adayı kalkan alacak şekilde konumlandığım için Iowa bana ateş edebilmek için ilerlemeye devam ediyor. Minnesota zırhlısı Iowa'ya destek olmak için C alana doğru ilerlerken ben de onlara doğru kontrollü bir şekilde yaklaşıyorum. Enemy ship locked. Precise aim activated. Cengiz Kaptan Minotaur ile torpidoları Iowa'ya isabetli bir şekilde yönlendiriyor ve sahanın yarısını tek başına alıyor. Iowa ve Minnesota mesafeli ama paralel bir şekilde bana doğru ilerlerken korkmadan adanın arkasına saklanmaya çalışan Iowa'ya doğru tam sürat ilerliyorum ve iki tur sağlam atışla batırıyorum. Değerli kaptanlar, Amerikan zırhlarının ana top namlus sayıları fazla olmakla beraber ikinci topları etkisiz, kısa menzilliyken otomatik topları yoktur. Bu sebeple Amerikan zırhlarıyla dogfight yaparken mutlaka yaklaşık şekilde ilerleyin ki sizin ikinci otomatik topunuz etki olabilsin. Minnesota zırhlısını harita köşesine doğru çekerken Cengiz ve Özcan kaptanlara siz beni bırakın B alanına sahip çıkın diyorum. Ve Minotaur ile Cengiz kaptan Minnesota zırhlısı tarafından tek sağlam atışta batıyor ve savaşı zor duruma sokuyor. Böyle 3 alanlı haritalarda hafif kravizörlerin hemen batmayarak alanların ele geçirilmesinde kilit bir rol oynaması gerekmektedir. Cengiz en azından batmadan önce Z46 modülünün batırması sebebiyle erken batma hatasını tolere etmiş oluyor. Daha fazla harita köşesinde kalmamak için sancak tarafa dönüyorum ve toplarımı sağ sektörden sol sektörüme alıyorum. Belki böyle yaptığım için kış tarafta bulunan bataryam körde kalıyor ama savaşın son 2 dakikasında alan puanlarıyla kaybetmek istemiyorum. Rus ve Avrupa serverında ne yazık ki oyuncuların %80'i bu durumda köşeye doğru ilerlemeye devam ederek
Dogfight'taki rakibini batırmayı başarıyor ama savaşı alan puanı yüzünden kaybediyor. Minnesota'yı batırmamla öğrencilerinden biri olan Black Tyrannic Emre Kaptan Zawakar özleriyle başlıyor bana saldırmaya. Zawakar'a karşı oynarken kış sektörüne çok dikkat etmelisiniz. Zawakar'ın 10 km'ye yakın torpido menziliyle soldan 10, sağdan 10 toplam 20 torpidosuyla baş başa kalabilirsiniz. Zawakar özlerini dikkatli bir şekilde takip ederken sürekli olarak kontrollü bir şekilde 15-20 derece dönüşler yaptığımı görüyorsunuz. Bu hareket tarzımın iki temel sebebi var. Birinci olarak bana atılacak torpidoların benim tahmini ilerleme problemimi çözümünü zorlaştırmak. İkinci olarak atılan torpidoların hepsine yem olmak yerine en azından yarısından kurtulmayı başarabilmek içindir. Torpido tehditine karşı sancak tarafa doğru dönüyorum. Enemy torpedo spotted. Suda gelen 10 torpidoyu görüyorsunuz. Eğer sancak yerine yani sağ tarafa dönüş göstermemiş olsam hepsi isabetli olacakken bu şekilde sadece 2 tane isabet alıyorum. Bu birinci gameplay'di. Size doğru konumlanmayla savaşa sakin başladıktan sonra hareketli oyun tarzına geçerek zaferi kazanmak için neler yapabileceğini göstermiş oldum. Cengiz ve Öcalan kaptanların hasarları az gözükmekle beraber kritik yerdeki doğru hareketleri savaşı kazanmamızda önemli rol oynadı. Kendilerine teşekkür ederim. Aynı bir önceki gameplay'e benzer bir harita olarak Kader Deniz haritası geliyor. 3 alanlı olduğu için eğer zırhlarla oynuyorsanız savaşın başında haritanın çok köşelerine gitmemeye dikkat edin. Bazen bir önceki savaşta benim yaptığım gibi tek gemiyle sizin yanınızdaki diğer 1-2 gemiyi o şekilde köşelere çekmeleri durumunda savaşı alan puanlarından dolayı kolayca kaybedersiniz. Diyelim ki Zoka'yı yuttunuz ve köşeye doğru çekiliyorsunuz. Bu durumda hemen aksi istikamete dönün ve toplarınızın sektörünü diğer tarafa almaktan tereddüt etmeyin. Tabii ki de bu hatanın bedeli kış tarafta kalan alan toplarınızı 30-35 saniye civarı kullanamazsınız. Alanların arasında düşman gemilerinin gözükmesine kadar dikkatlice konumlanmaya çalışın. Sizin de gördüğü şekilde ben provamı A alana doğru gidecek şekilde ilerlerken toplarımla B ve A alanının arasında doğru hazırlık yapıyorum. Moskova'yı gözüme kestirirken A alanında 2 adet murip olmasına rağmen durmuyorum. Böyle durumlarda muripler direkt sizle uğraşmadıkları için korkmadan doğru şekilde konumlanmaya devam edin. Ne yazık ki oyuncuların %80'i bu durumda ya stop edip bekliyor ya da tornistan geriye doğru kaçıyor. Böyle yaptıkları için hem uzaktan atılacak torpidolar için daha kolay hedef oluyorlar hem de 13-14 km'den düşman zırhların daha başarılı atışlarına maruz kalıyorlar. Zırhıyla oynamayı seven kaptanlar. Murif fobisine gerek yok. Akacak kan damarda durmadığı gibi batacak gemide batar. Chatterbox filosundan Demon League'li oyuncu Columbus Hills'la dikkatimi çekiyor. Bu gibi durumlarda doğru oynandığı takdirde üstünlük her daim ağır sınıf zırhlıdır. Adanın arkasında ve hiç görmediğim halde isminin bulunduğu yazıyı referans olarak ateş ediyorum ve 5K hasarı kazanıyorum. Böyle atışlarda 5-6K hasar verseniz bile rakibiniz üzerinde psikolojik baskı yaratırsınız. Columbo orta sınıf bir zırhlıdır, Kırım ise ağır bir sınıftır.
Columbo sürekli Tony'den giderek beni Yuguma Mori'ye doğru çekmek istediğini fark ediyorum. Ve hemen Tony'den yani geri gidecek şekilde makinelerimi ayarlıyorum. Sekizde de torpido gözüküyor ve hiç isabet almıyorum. Eğer ilerlemeye devam etseydim bu torpidoların tamamının hasarı uğraşırken Damon da bana 16 adet torpido batırmak için gereken hamleyi yapacaktı. Bu hissiyat ve savaşı doğru görme veya da okuma diyeyim büyük oyuncu ile diğer oyuncuların farkını gösteriyor. Videolarımı tam olarak dikkatlice izleyen ve biraz oyuna emek veren değerli kaptanların bu paylaştığım püf noktaları çok işlerine yarayacaktır. Üç dakika 30 saniye kala karar veriyorum. Columbo zırhlısı çok mesafeli oynaması sebebiyle önceliği başka yerlere verip onu sona saklayacağım. Unutmamalıdır ki her savaşın farklı bir senaryosu olur. Asla ezbere oynanmamalıdır. Damon yakın dogfight istemiş olsaydı önceliğim kendisi olacaktı. Burada hata yapıyorum ve baş taraftaki toplar kayaya denk geliyor. Montanum adı arkasına saklamadan bir tur hasar vermek için acele etmek zorunda kalıyorum. Büyük oyuncu yani pro oyuncu olacağım diyorsanız savaşlarda durumsal farkındalığınız maksimum seviyeye olmak zorundadır. Bunun için sol göz ucuyla mutlaka sürekli ufak genel haritayı takip etmek zorundasınız. Ben de C alanını alıp arkama doğru ilerlemekte olan Montana zırhlısını fark ediyorum ve önceliğimi ona veriyorum. Nişangahımı aldığın arkasına geçmeden güzelce ayarlıyorum ve atış anında görüş olmamasına rağmen avlıyorum savaş gemisini. Damon kendini düşünerek savaşın en başından beri soğuma harika oynamasından dolayı hem takımındaki arkadaşları tek tek bize yem ediyor hem alan puanlarından dolayı çok geride bırakıyor takımını. Benim takımımda 4 adet morip olduğu için korkmuştur diye düşünen izleyiciye şunu demek istiyorum. Moriplere karşı İtalyanların Columbo zırhlısından daha etkili bir gemi var mı? 5 kilometre mesafeden yakın dogfight'a başlıyoruz. Kremlin'e karşı Columbo zırhlısı. Eğer bu gibi durumda kalırsanız asla stop edip geri gitmeye çalışmayın. Aksi halde sağlam dayak yersiniz. Direkt olarak sizde orta sınıf zırhlı varsa ve karşınızdaki Kremlin, Yamato, Vermont gibi ağır sınıf zırhlı ise üzerine giderek toplarınızı körde bırakmayacak şekilde düşmanın kış sektörüne ilerleyin. Böylece ağır sınıf zırhlıların topları daha büyük ama hantal olması sebebiyle size atışa hazır hale gelme süresi çok fazla uzayacaktır. Bu sayede atış sayısı üstünlüğünü elinize geçirip kazanma şansınız artacaktır. Burada büyük bir hata yapıyorum ve siz içindeki Columbo'ya acele bir atış yapıyorum. Bu sayede savaşı batmadan ama kaybederek tamamlıyor. Chatterbox filosundan Damon'a bu savaşta bana karşı sergilediğin mücadele için tebrik ederken bu videomda sizlere derslerinde 3-4 adet başlık verdiği için kendisine teşekkür ediyorum.
love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold shape. Kamil ve Cengiz Kaptan'dan bana bu savaşta eşlik ederken filo filo gezen Türk ve Müslüman düşmanlığını sosyal medya platformlarında birçok kez göstermiş ırkçı ve yeni niki Faron Fear eski niki Russian Beer olan oyuncu ekibiyle karşımıza geliyor. Capture the target area. Capture the target area. Enemy team captured the area. Kafes haritasının alanının ilk ele geçirme için konumlanma yani pozisyon alma mücadelesi devam ederken alana girmekten vazgeçiyorum. Farklama için karşımızda Grover Kirkfist ve Montana varken ben de Kremlin ve Kamil Kaptan da bu seviye için zayıf kalacak 9 seviye Fransız zırhlısı Asarca var. Capture the target area. Enemy torpedo spotted. Our team captured the area. Düşman takımın alan içinde sınırda duran zırhlarına atışlar gerçekleştiriyorum. Böylece hasar alan yıpranan bu gemiler alandan çıkacak ve kendi takımındaki kruvazör ve morikler daha rahat hareket edecek. Enemy team captured the area. Capture the target area. Düşman morikinin arkamıza doğru konumlandığını son anda ufak kaydından fark ediyorum. Hemen makinelerime tam yol ileri olacak şekilde hızlandırıyorum ve iskele tarafa yani sol tarafa doğru Muhrib'in üzerine doğru dönerek açımı değiştiriyorum. Sizin de gördüğünüz gibi bu manevrayla torpidoların yarısından kurtulmayı başarıyorum. Şu an karar aşaması. Ya Muhrib'e doğru ilerleyip onu batıracağım ya da sağ çaprazda gözüken Gruber Köprüsü hızlısıyla uğraşacağım. Tekrar gözden kaybolan Yuguba Muhrib'ini provaya alacak şekilde ilerlerken Grover Kirkfist'e etkili atışlar yaparak sağlığını eritiyorum. Our team captured the area. Düşman zırhının batmasıyla harita köşesine pusmuş beni bekleyen Muhrib'i bulmak için ilerlerken sert açılı dönüşler yapıyorum. Bundaki amacım bana doğru atılan torpidolar olması durumunda en azından yarısından sakınabilmek. Bu durumda çoğu zırhlı kaptanı merkeze doğru ilerleyerek hem Muhrib'den kaçar hem de merkez hattında bulunan gemiler ateş ederek daha fazla hasar kasar.
takımındaki uçak giymesi kullanan oyuncu geri zekalı olması sebebiyle ben de böyle yapmam durumunda Murip beni bırakacak ve sabit kaya gibi duran uçak gemisi batırdıktan sonra merkez altında konumlanan gemilerimize büyük bir tehdit oluşturacaktır. Sizlerin de gördüğü üzere uçak gemisi bana hiç destek olmuyor. Değerli kaptanlar, öyle bir durumda karşılaşmanız durumunda eğer uçak gemisi kullanıyorsanız mutlaka tespit edilemeyen Murip'e tüm uçaklarınıza bir tur sardırın. Böylece hem zırhlı kaptanına yardımcı olacaksınız hem de düşman Murip çok kısa sürede batacaktır. İki Murip'le baş başa kalırken uçak gemisi ileri doğru kaçıyor ve hiçbir destek sağlamıyor. Yugumu'nun birini batırmayı başarıyorum ve su alanı sebebiyle batıyorum. Enemy team is about to win. Kazanmayı başarıyoruz. Sizlerin izlediği gibi merkeze doğru ilerleyip daha fazla etkili olabilme şansım vardı. Ama ben takımımın kazanmasını seçtim ve sol tarafta uzunca bir süre Muriplere karşı savunmayı başardım. Cengiz Kaptan 4 kill ile MVP olurken Japonların Yoshino ağır sınıf cruiser ile etkili bir performans göstermiş oluyor. Mayıs ayının şampiyonu Hindistanlı dostumuz Ryder ve Blood Eagle Nick'li bizzat odunlayarak oyunu öğrettiğim ve kendisi gerçekten kurt bir oyuncu olan Harun Kaptan bana eşlik ederken karşımıza Rus server'ına kupa olarak çok etkili olmayan fakat ekip oyunlarında üstün performans gösteren Katok filosundan 3 oyunculu ekip geliyor. Liz, 555'likli Rus arkadaşımı 4 yıldır bu sunucuda tanırım ve kendisi bireysel olarak Rus server'ının en iyi 50 kaptanından biri olarak çok etkili bir oyuncudur. Target spotted. Enemy aircraft incoming. Our team captured the area. Bir önceki gameplay'de değişen şartlar sebebiyle yapmadığım taktiği yaparak alana giriyorum ve ilk hedef olarak düşman cruiser'ını seçiyorum. Böylece
alanda mücadele edecek muritlerin daha fazla hayatta kalmasını ve daha kolay bir şekilde hareket etmelerini sağlamak istiyorum. Incoming! Target hit! Dikkat ederseniz alan içinde adaya temas ederek sürekli açımı değiştiriyorum ki böylece düşman geminin etkili hasarlar yapmasını zorlaştırıyorum. Ben buna kaya manevrisi diyorum. Doğru şekilde yapıldığında gerçekten çok etkili bir taktiktir. Zoon'un torpido çok tehlikeli olması sebebiyle aşırı yaklaşmadan düşman gemileriyle orta mesafeden dogfight yapıyorum. Zoon'un torpido menzili kullandığı kamuflaja bağlı olarak 9.5-10 km arasıdır ve bu torpidolar Shigmaze torpido ile aynı olduğu için gerçekten çok iş güçlüdür. Alandan çıkacak gibi Tornistan gidiyorum ama alandan çıkmayıp tekrar ileri yola geçiyorum. Bu dikkatli sakınma manevram sayesinde Zoon'un attığı torpido olarak sadece 3 tanesi isabetli oluyor. Düşman kruzörün alan dışına doğru uzaklaşması sebebiyle kolon muzağısı gözüme kestiriyorum ve ona doğru ilerliyorum. Burada 41K sağlığım olmasına rağmen ilk çıkan yangını söndürüp çok büyük bir hata yapıyorum. Sönmeyen yangın olayına sağlam şekilde maruz kalıyorum. Bakmadan önce alanı tekrar ele geçiriyorum ve kolon muzulusunu batırmayı başarıyorum. Show up and make a statement. Everything I do.
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got. Savaşı kazanıyoruz. Bir önceki gameplay gibi olduğu gibi takımımızdaki uçak gemisinin 7 dakika boyunca ne yaptığını cidden çözemiyorum. I'll be incompetent. Mental health is confidence. Dreams is a modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not allowed. Değerli kaptanlar, videomu izlediğiniz için sizlere gönülden teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur sizler için. Yorumlarınızda istediğiniz gemileri yazarsanız, istekleriniz doğrultusunda sizlere yardımcı olacak şekilde yeni videoları paylaşacağım. Değerli kaptanlar, aynı benim gibi kapsamlı ve içeriği güzel olan videolar paylaşan İtalyan arkadaşımın Rod Ciao Biris isimli kanalını üye olarak takip etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. 4 yıldır bu oyun oynayan 40 bin savaşa yaklaşan tecrübemle sizlere yardımcı olmak tek gayemdir. Bu kanal TNV Filos'un resmi kanalıdır. Para ve kar amacıyla kurulmamıştır. TNV Filos'un 24 Temmuz 2018 tarihinde 4 Türk arkadaşımla beraber kurarken Türklerden oluşan bir filoyduk. Şimdi ise dünyanın her yerinden kaptanları bünyesinde bulunduran uluslararası bir filoyuz. Kanalımıza üye olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.